O kadar mağdur ki Almanya'daki gurbetçiler, o kadar zor şartlarda çalışıyorlar, o kadar şu anda da kar var. Kamerayı alıp işte yolda yürürken bakın bakın işte sabahın körü bir de kar var. Eksi 10 derece, 5 derece, öldük bittik. Türkiye'dekiler bizi görün bu acımızı, ne kadar perişan perişanlar gerçekten görün yani yazık. O kadar acıdım ki şaşırıyorum. Telefonunu çıkaran, karı gösteren işte bu karda bu kışta gidiyorum. Sanki Türkiye'nin belirli bölgelerinde kar yok ve orada aylarca daha yüksek kar ve buradaki gibi o karlar hani arabalar hemen dakikasında geliyor ya sabahın köründe. Karları temizlemek için. Öyle servisler yok yani. Her evimizde kalorifer var. Neyse ki mesela Türkiye'nin belirli bölgelerinde daha kalorifer gelmedi. Atıyorum Ağrı'nın bir köyünde değil mi? Kalorifer değil, soba. Tabii ki odun varsa, kömürden bahsetmek istemiyorum bile. Ne gösteriyorsunuz? Neyi gösteriyorsunuz bu telefonu dışarıda yürürken? Ne kadar işte ne diyorlar sürünüyoruz. Neyi sürünüyorsun? Sen Türkiye'de tarlada çalışan, aylarca tarlada çalışan bir amele çalışanla ne anlatmak istiyorsun bu hareketlerinle? Ne anlatmak istiyorsunuz bu hareketlerinizle? Sen hastalandığın zaman 4 hafta, 3 hafta, 6 aya kadar maaşın devam ediyor. Belirli bir kısmı kesiliyor mesela saatlerce. Ne anlatmak istiyorsun? Ona ne anlatmak istiyorsun? Mesela o evde kalamıyor. Karnı da ağırsa, belki korona olmuştur, yine de çalışmak zorunda. Yine tarlaya gidecek, yoksa bitti. Yoksa o çocuklarına bir şey yediremeyecek. Bu arada onun çocukları çocuk parası almıyor. Mesela kreşe veremiyor burada. Sosyal yardımdan geçinen kreşe veriyor. O tarlada çalışanlar ya da bilmem nerede çalışanlara ne anlatmak istiyorsun sen? Senin acın ne kadar büyük olabilir ya da senin hayat şartların ne kadar büyük olabilir? Devamlı Türkiye'dekilere sesleniyorsun. Sen Almanya'nın sistemindesin diye çalışıyorsun. Sen Almanya'nın sistemi böyle olduğu için yani işe gitmek faydalı. İşe gitmek karşılığını, emeğinin karşılığını alıyorsun. Çocuklarını kreşe verebiliyorsun. Maaşın yetmediği zaman kira yardımı parası alabiliyorsun. Zaten çocuk parası alıyorsun ve mesela ayrıldın ama eşin sana nafaka ödemiyor. Hiç sıkıntı değil. Almanya diyor ki ben senin için çocuklarına nafaka her ay senti sentine 250 euro, 300 euro, 3 çocuksa 700 euro öderim. Bir şekilde giderim. Çocukların babasından 10 yılda sonra, 20 yılda sonra ben o parayı alırım. Yani bu kadar imkan için sen Türkiye'dekilere seslenirken ne anlatmak istiyorsun? Ya da nasıl bir benzetme bu? Almanya'dakiler, Türkiye'dekiler zannediyormuş ki Almanya'dakiler, bundan da çok sıkıldık aslında ya. Çok sıkıldık. Yok neymiş işte ağaçlardan da para topluyoruz. Ya Türkiye'dekiler o kadar mı aptal görüyorsunuz, o kadar mı salak görüyorsunuz, o kadar mı aklı olmayan, mantığı olmayan, insanı alay eder gibi işte biz burada çalışarak yani para toplamıyoruz. Tabii ki toplamıyoruz. Bunu onlar da biliyor. Buranın şartlarını da az çok artık biliyorlar. Özellikle bu sosyal medya artık 20 yıldır var olan bir şey. Sosyal medyada öğrenmedikleri bir şey yok. Yani illa bir ülkeye seyahat etmene gerek yok. Orada 5 yıl yaşamana gerek yok. Bazı şeyleri, şartları, imkanları, zorlukları öğrenmek için. Onlar da öğrendi artık. Onlar da bir yarışa girmeyelim. Şey yarışına girilmiş işte. Biz burada daha kötüyüz. Yok Türkiye'dekiler bizden daha iyi. Bunu Almanya gibi bir devlette yaşayıp nasıl söyleyebiliyorsun? Bu kadar imkanların, yardımların, sosyal hakların var. Her türlü hakkın var. Ya bir hasta oluyorsun, kafanı yormadan, evet, sigortanı kartını alıyorsun. En iyi doktorlara gidebiliyorsun. Bunu Türkiye'de yapamıyorsun. Türkiye'de özel doktora gidebiliyorsun tabii ki. Özel doktor kendini ödemek zorundasın. Bu telefonu çıkarıyorlar. Bakın bakın işe gidiyorum. Türkiye'dekiler işe gitmiyor. İş onların evine geliyor sanki.